Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Dostlar, bugün sizlere ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Ben bu e-golf'ü nasıl aldım? Çok saçma diyeceksiniz. Nasıl güvendin? Nasıl yaptın? Ne saf adamsın diyeceksiniz eminim. Bu eşime aldığım e-golf'ü, elektrikli arabayı yaklaşık olarak 15 dakikada aldım arkadaşlar. Doğru düzgün bakmadım bile arabaya. Anlatacağım size. Adamla anlaştım. Adam Münih'te satıcı. Baktım bilmem ne otomobil diye geçiyor. Yani bir handler ya da ne bileyim galeri diyeyim Türkçe anlamıyla. Adama dedim şu saatte geliyorum. Şimdi gittim. Adam hafif Rus aksanıyla konuşuyor. Zaten anladım hafiften bir şey olduğunu. Aksanından yani. Ama uzun süredir Almanya'daymış. Gittiğimde onu anladım. Neyse. Almancası falan gayet iyi. Adam bana arabayı gösterdi. İşte şurası temiz, burası temiz. Hakikaten de araba tertemizdi yani. Sıfır gibi araba diye gösterdi. Doğru da söylüyordu yani. Sıkıntı yok onlarda. Ama bir yandan da İçimde bir şey var yani, bir değişik his var adamın aksanından falan kaynaklı herhalde, Rus mafyası gibi. Beyaz Rusyalıymış kendisi. Sen nerelisin dedi, ben Türk'üm falan işte. Yani dedi, sanki dedi bir şüphe var sende dedi. Niye şey yapıyorsun, bu kadar tırsıyorsun diyor. Dedim yani ben dedim arabaya tam bakamadım, dışarıda süremedim. Çünkü arabanın üzerinde plaka yok arkadaşlar. Arabayı sadece otoparkta sürebildim. Orada da sadece 15-20 kilometre hıza çıkabiliyorsun yani. Daha da az hatta. Arabayı sürdüm ettim. Çok böyle süper detaylı da bakamadım açıkçası gerçekten. Ama yine de bir yandan da diyorum ki yani bu arabanın fiyatı işte şeyine göre gayet iyi yani, kilometresine göre. 13.500'e aldım yani dümdüz fiyat. 13.500'e adamla anlaştık neyse. Sonra bir kafeye gidelim dedi. Tamam dedi, sen parayı şey yaparsın, biz de sözleşme yaparız. Tamam dedim. Kafeye gittik. Kafeye gidince sözleşmeyi yazdı her şeyi. Kendi bilgilerini, satıcı bilgileri, IBAN, MIBAN. İşte ben dedim tamam dedim, parayı havale edeceğim dedim imzalar atılmadan önce. Ama dedim anahtarın birini bana verirsin herhalde dedim. Çünkü dedim en azından o bende dursun. Ya diyor sen bana niye güvenmiyorsun diyor. Sen diyor ne ilginç adamsın diyor. Parayı zaten havaleyle göndereceksin diyor. Havaleyle gönderdiğin zaman dedi diyor ki istediğin zaman geri bile çekebiliyorsun onu diyor. Yani o derece yani sıkıntı olmaz merak etme falan diye beni birkaç kere uyardı yani adam. Öyle yapınca da artık dedim neyse lanet olsun al dedim gönderiyorum parayı. Gönderdim parayı. Buraya da girilmiyor. Nereye park edeceğiz ya? Şura. Buraya park ediliyor. Parayı gönderdim. Videonun devam, şurayı park edeyim, devamını anlatırım. Sonra. Parayı gönderdik işte. İmzaları da attım. Anahtarı ver diyorum, vermiyor. Diyor ki arabanın başına bir şey gelirse ben de o nasıl getireceğim. Bu arada arabayı o getirecek dostlar. Ben arabayı süremiyorum çünkü arabada plaka yok az önce dediğim gibi. Arabayı süremediğim için arabayı başka bir kamyonun arkasına koyacak, getirecek. Sonra diyor ki arabayı getireceğim diyor, kamyonet diyor, şey diyor, çekici daha doğrusu. Çekici Asburg'da. Lan dedim iyice tüfeğe geldik dedim. Arabayı çekecek şey aracı Asburg'daymış. Sonra bana kamera görüntülerini gösteriyor. Bak diyor benim telefon numaram diyor. Ama diyor çekicinin üstündeki telefon numarası. Bak diyor bu benim çekici. Ben bu çekiciyi alacağım Augsburg'da park yerinde şu anda. Ben bu arabayı sana getireceğim dedi. Ya hadi bakalım dedim ben de. Tamam neyse ona da okey. Merak etme dedi. Sen dedi eve vardıktan birkaç saat sonra dedi evinin kapısına yani Burghausen'a ben dedi arabayı bedavaya getireceğim. Para da istemedi gerçekten de getirmek için. Sonra parayı gönderdik. Okeyler, imzalar. Anahtarları da aldı ama bana kafa kağıdını verdi. Yalan yok. Sözleşmeyi verdi, kafa kağıdını verdi. Arabanın yani bu en önemli A4 büyüklüğünde kağıt var ya onu verdi. Ben onlarla beraber eve geldim. Eve geldim. Ayşegül'e diyorum eşime. Araba ne? Para yok, araba da yok.
O da diyor araba nerede, para nerede? Aynı filmdeki mesele gibi. Neyse. Ama gerçekten de ben daha Burghausen'a geldim. Birkaç saat sonra arabayı da getirdi çocuk. İndirdi. Araba gayet temiz, çalışır vaziyette. Aynen araba. Ve yani gördüğünüz gibi de hala da sürüyoruz arabayı. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani böyle bir olay yani. Almanya'da araba alırken hiç güvenmediğiniz adam bile güvenilir çıkabilir. Güvendiğiniz adam güvenilmez çıkabilir. Ama Almanya'da şöyle bir şey var yani. Dolandırıcılık olayı çok çok daha az Türkiye'ye göre. Ya tabii ki dolandırıcılık oluyor. Tabii ki hırsızlık, arsızlık burada da oluyor. Ama Türkiye'ye göre emin olun çok daha az. İnsanlar o kadar çok da böyle şeylere tevazum şey etmiyor yani. Çünkü çalışarak, araba alıp satarak zaten yeterince para kazanıyorlar. Niye dolandırıcılık yapsınlar ki? Adam araba alıp satıyor. Kendi galerisi de yok işin ilginç yanı. Ben bu adamdan araba aldım da asıl meselelerden biri de o dostlar. Adamın bir galerisi yok yani. Bir otoparkta, şöyle söyleyeyim, bir binanın otoparkında arabayı sürdüm. Alt otoparkında. Öyle. İlginç yani. Ama çoğunlukla tabii galerisi olan yerler bir tık daha pahalı satıyor. Bu adam herhalde yer kiralamamış. Daha ucuza işi getirmeye çalışıyor. Arabaları biraz daha böyle ucuza satıyor gibi geldi bana. Bu arada araba da Stadtwerke München'in yani belediyenin arabasıymış. Herhalde bunlar bir şekilde ihaleye falan girdiler. Aldılar bu arabayı. Öyle de sattılar. Dostlar söyleyeceklerim bu kadar. Böyle bir araba alma hikayesi başımızdan geçti. Umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.